bu videoda HPV aşısından bahsedeceğim. HPV günümüzde oldukça yaygınlaşan, cinsel yola bulaşan bir hastalık. Önemli bir kadın sağlığı sorunu haline gelmekte. HPV'nin engellenmesinde en önemli yollardan bir tanesi de aşısını yaptırmak. Şu an için ülkemizde bulunan HPV aşısı 4 tane HPV'nin alt tipini içermekte. En sık görülen tipler bunlar. Bu aşının ismi Gardasil. Gardasil'in içerisinde en sık genital sivile neden olan 2 tip ve en sık rahim ağzı kanserine neden olan 2 tip bulunmakta. HPV 6 ve 11 genital sivillerin yaklaşık %90'ından sorumlu ve bu aşının içerisinde bulunuyor. HPV 16-18 de yüksek riskli, yani kanser gelişimi açısından yüksek riskli tipler. Bunlar da yine aşının içerisinde bulunuyor ve rahim ağzı kanseri gelişme riskini yaklaşık %70 oranında azaltıyor. Dörtlü Gardasil aşısının dışında dokuzlu Gardasil aşısı da bulunmaktadır. Bu yeni piyasaya çıkmış bir aşıdır. Yurt dışında temin edilebilmekte ancak henüz ülkemizde bulunmamaktadır. Dokuzlu aşının içerisinde bu 4 tane az önce saydığımız alt tipin dışında yüksek riskli 5 tip daha bulunmaktadır. Normal Gardasil aşısı, yani 4 tip içeren Gardasil aşısı sihirlerden %90 oranında, rahim ağzı kanserinden ise %70 oranında koruyuculuğu var demiştik. Bu 9'lu tip yaklaşık %5-10 civarında koruyuculuğu artırmaktadır. Sadece aşı yapılmış olmak tam olarak rahim ağzı kanserinden korumaz. Neden? Çünkü kansere neden olan, genital sihire neden olan yaklaşık 50 tane alt tip vardır. Bunların hepsi aşının içerisinde yoktur. Bu nedenle hani 4 tipin olduğu, en sık görülen 9 tipin olduğu aşılar üretilmiş olsa bile bunlar bir miktar, yani büyük oranda kanserden %90 oranında sihirden, %70-80 oranında kanserden korumaktadır. Geri kalan %10'luk sihir anlamında, %20-30'luk kanser anlamında bir grup bulunmaktadır. Bu nedenle aşı bile olsa bu hastaların düzenli olarak simir takiplerini yaptırmaları gerekmektedir. HPV aşısı 9 yaşından itibaren bütün kızlara yapılması gereken bir aşıdır. Aşı ile ilgili herhangi bir komplikasyon yapılmayan tüm gruplara uygulanabilir. Özellikle 9 ila 26 yaş aşı yapılması anlamında önemli bir yaştır. Bu yaşta bağışıklık sistemi daha güzel cevap verdiği için aşıya, aşının koruyuculuğu bu alt tipler anlamında, bahsettiğimiz HPV alt tipleri anlamında %100 civarında olmaktadır. 9 ila 15 yaş arasında bağışıklık daha iyi olduğu için 2 doz aşı yapılması yeterli olmaktadır. 6 ay ila 1 sene arayla toplam 2 doz bu dönemde uygulanıyor. 15 ila 26 yaş arasında da yine bağışıklık iyi, ancak bu dönemde 3 doz uygulanması gerekiyor tam bir koruma sağlaması için. 26 yaşından sonra artık aşının etkinliği azalıyor, ama 45 yaşına kadar etkin olabileceği bilindiği için bu yaş aralığında olan risk taşıyan kişilere uygulanmasını yine Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. 45 yaşından sonra artık bir fayda beklenmediği için aşının yapılması artık önerilmiyor. Aşının belirgin bir yan etkisi var mı? Yan etkisi diğer aşılarla benzer. Bu nedenle hani diğer çocukluk çağı aşılarını yaptırmış olan kişilerde belirgin bir problem yoksa, Gardasil'de de benzer şekilde belirgin bir problem beklemiyoruz. Genelde hani enjeksiyon yerinde hafif kızarıklık, ağrı, hafif şişlik olabiliyor. Bunun dışında aşı uygulamasından sonra hafif tansiyon düşüklüğü olabiliyor. Bu nedenle uygulama yapıldıktan sonra bir 10-15 dakika hastanın gözlenmesi, arkasından bir problem yoksa eve gönderilmesi uygun olur.